Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, kuzu yarım kafesi gördünüz. Bunlar da iç kısımdaki bonfileler. Şimdi bunları buraya koyuyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle kuzu beyti yapacağız. Sarma da diyebilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Arkadaşlar etimiz yaklaşık 3-4 gündür dolabın alt kısmında açık bir şekilde dinleniyor. Şimdi etimizin şu iç etini denilen kısmı, ince ve zarlı olan kısmı alacağız. Şöyle görebiliyorsunuz güzelce. Burayı alıyoruz. Evet. Şöyle kenara koyalım. Ondan sonra şu kısımları bakın şöyle böyle tıraşlayacağız. Tavuğa kadar. Sonra işlem basit. Şöyle hafif bir çentik açıp şuralarından sonra kastıracağız. Şöyle mesela. Bakın. Gördünüz mü? Çentik açtığınız yerlerden hemen ayrıldı zaten. Sonra geri kalanı şöyle tahta kamera etkilemesin. Şöyle aşağı doğru çekmek. Evet. Yuvalardan çıktı. Gayet güzel. Sonra şu kafaları iyice bunu da şöyle küçük bir yaracağız. Gördün mü ağaç? Ne kadar basit kemikler ayrılıyor. Evet, şöyle ayırıyoruz. Hepsine yapacağız bu işlemi. Şimdi sevgili dostlar ben fazla vaktinizi almayayım. Şunları çıkartayım ondan sonra tekrardan görüşelim. Hadi bakalım bir yere ayrılmayın. Evet arkadaşlar kaburgalarımızı temizledik. Gayet güzel ve hoş bir şekilde. Şimdi geldi şuradaki kıkırdakları almaya. Şu yağ tabakasını bir alalım. Öyle elimizle de yoklayabiliriz. Arkadaşlar detaylı bir şekilde kuzu parçalama videosu kanalda mevcut. Daha ince ayrıntılı isteyenler varsa onları bulup seyredebilirler. Hatta yukarı kartlar kısmına da ekleyebilirim. Oradan faydalanabilirsiniz malum. Kurban Bayramı geldi. İnsanlar doğramayı, kesmeyi, biçmeyi pek yapamıyorlar. En azından çeşit çıkartmak için size bir fikir verir video. Yani kuzuyu kavurma yerine pirzola kısımlarını yaparak yersiniz. Atıyorum farklı farklı çeşitler yaparsınız. Götüreceğiniz, dağıtacağınız insanlara parça et yerine pirzola verirsiniz, işlenmiş et. Daha güzel olur, daha keyifli olur hem sizin için hem de karşı taraftaki yiyen insan için. Evet sevgili dostlar, işlemlerimiz az kaldı bitmek üzere. Şurada birkaç tane zarı da böyle aldıktan sonra işlem tamam olacak. Güzelce dinlenince bu şekilde ayırması çok basit oluyor. İşlem en azından yarı yarıya sizin adınıza bitmiş oluyor yani. Şimdi dostlar şöyle bir küçük bir demo yapalım. Böyle bir sarma görebiliyorsunuz. Bir kısım daha kalın olacak şu kısma mesela. Bir kısım biraz daha ince olacak. Şimdi bu demo dediğimiz yeri bir şişleyelim değil mi? Çöp şişlerimizi alıyoruz.
Şöyle batırıyoruz. Evet. Olay tamam burada. Şimdi buraları yapalım. Ben şu an sadece bozulmasın diye böyle yapıyorum. Şimdi birazdan düzelteceğim bunlar. Güzelce düzelecekler. Evet. Şimdi bu burada dursun. Bunun hemen şu yanına bir tane daha. Bakın şu anda Beyti kısmına geçtim. Şuraya bir tane. Buraya keza yine bir tane. Hatta arkadaşlar bir kısmını keselim bunun. Şöyle şu kafayı keselim düzgünce. Kenara koyduk. Bakın şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bak aram bir. Gördün mü abiciğim? Disk disk ayırdık kenara. Güzel bir şekilde. Ne kadar ince yapmak isterseniz şişlerin aralığını daha sık yaparak inceltebilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Gördün mü abiciğim? Bak. Mis gibi. Bu kaburganın kendi yağı arkadaşlar. Kuzu yağını sevmeyenler onu biraz daha inceltebilirler. Ama kuzunun yağı güzelliği zaten oradadır. Almazsanız biraz daha iyi olur. Gene devam edelim. Evet, pişim aşamasında görüşürüz. Hiçbir yere ayrılmayın. Hadi bakalım devam. Şimdi etlerimizi, hamurlu etlerimizi güzelce kızışmış ızgaraya yerleştirelim. Altta da odun alevimiz var. Bir is tadı gelecek. Hafif, çok az bir şey. Smoked eti pek sevmeyenler için on numara bir özellik. Santa Maria stil. Bütün etlerimiz bitti. Koyduk hepsini, yerleştirdik. İki tane de bonfilemiz var. Onu da şöyle bir yerlere sıkıştıralım. Şöyle küçük bir yerde dursun. Ve çokça eleştiri olan, bana eleştiri yapılan, neden mangalda sebze kullanmıyorsun? Hemen kullanıyorum. Hemen, derhal. Buyurun. Ama şöyle bismillahirrahmanirrahim. Hemen yerleştiriyoruz. Şöyle güzelce birazcık kaldıralım. Ateş bayağı bir harlı. Hatta biraz daha kaldıralım. Kuzu da zaten yağını verir. Ve yanma olayı gerçekleşir. O yüzden biraz yukarılara doğru kaldırdık. Domatesleri buraya koyuyorum. Biberleri de gelişigüzel her yere yerleştireceğim. Şöyle arkalara, yanlara, öteye, beriye. Hiç fark etmez. Şöyle sallayalım. Bugün mangalı full kapasite kullandık. Evet sevgili dostlar, görebiliyorsunuz. Gayet hoş, güzel bir mangal çeşidi ve bu sarma olayı da keyifli bir ızgara oluyor. Tavsiye ederim. Şimdi biz yapıyoruz diye güzel demiyoruz. Yani denemeden hiçbir şey yapmıyorum ben genelde. Öyle sallapati iş yok. Bu sarma zaten denenen bir şey. Kasaplar tarafından yapılıyor yıllardır. İcra ediliyor. Ben de hazır kurban arifesindeyiz. Arkadaşlarımızla, abilerimizle ve ablalarımızla paylaşalım diye. Böyle kim yapacaksa artık onunla paylaşalım istedik. İnşallah faydalı da olmuştur. Şimdi arkadaşlar fazla vaktinizi almayacağım. Bunlar şöyle birazcık pişsin. Bakın görebiliyorsunuz çevirme işlemi de var. Yaptığım yüzünü çevirmeyi de. Piştikten sonra inşallah gene buradayız. Fazla vaktinizi almayayım. Hadi bakalım görüşürüz. Pişim aşamasından sonra tadımda görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, pişirme olayımız bitti. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle içlerindeki tahtaları çıkartalım artık, değil mi? Evet görebiliyorsunuz ne dağılma var ne de farklı bir şey. Niye? Çünkü bu şekil piştiği için
yapıştı. Artık darlandırdı beni. Keselim arkadaşlar, sıkıntı yok. Şiş ortada kalsın, çöp şiş böyle çeker yeriz. Görebiliyorsunuz. Halen daha şu kısımlar pembe. Yani pembe derken bu et arkadaşlar 65 derece falan. Aynı kokoreç gibi disk yaptık. Görebiliyorsunuz onun gibi de dağıldı zaten. Hadi bunu da keselim. Şöyle. Oh. Şimdi bir tuzlama. Tuz hiç koymamıştık. Domateslere, biberlere de. Bismillahirrahmanirrahim. Harika ya. Neden harika biliyor musunuz? Kontrfile var. Kuzu antrikot var. Yani pirzolan kısmı. Ondan sonra kaburga var. Kaburganın eti var. Bütün kafes burada arkadaşlar. Harika bir lezzeti var. Süper, 10 numara. Böyle domates yiyelim. Domates de efsane közlenmiş. Arkadaşlar video faydalı olduysa, hoşunuza gittiyse bir beğenme butonuna basmayı ve halen daha abone değilseniz bir daha abone olmayı unutmayın. Bizi yalnız bırakmayın. Bir başka videoda görüşmek ümidiyle kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım.